Sayın seyirciler, İstanbul'da akıl almaz bir olay yaşandı. Metrodan çıkan bir adam kendisine bıçak çektiğini iddia ettiği tinerciyi ateşe verdi. Adamın savunması da şaşkınlık yarattı. Bir deneyim bakayım, yanıyor mu? Çaktım, ateşi yaktı abi. Sonra baktım ölecek, günahım geldi. Metrobüs istasyonundaki tartışma kavgaya dönüştü. İddiaya göre kendisine bıçak çekip küfür eden madde bağımlısını acımasızca cezalandırdı. Çakmağı çakıp ateşe verdi. Üçü bıçakla Ferhat abinin önüne çıktılar. Ben de ona öyle bir şey yaşatmak istedim. Cezam da neyse, ben cezamı çekmeye de razıyım. 25 yaşlarındaki tinerci sabaha karşı 4 sıralarında metrobüs yolcularından para istedi. En son para istediği kişi ise az kalsın onu öldürecekti. Mecidiyeköy metrobüs istasyonundaki kavga az kalsın daha da kötü sonuçlanacaktı. 35 yaşlarındaki Ferhat Gültekin kendisinden para isteyen tinerciyle kavga etmeye başladı. Tam şu dip tarafta oturuyorum. Baktım buraya 2-3 tane çocuk geldi, ellerinden bıçak. Para istediler. Kardeşim dedim, param yok. İşte o yanan arkadaş bana bıçak çekti. Bir tane vurdum, bu düştü. Böyle düşüyor ya bak. Tamam. Ben bunu böyle vuruyor, bu düşüyor. Ben o sinirle, bu benim anama küfür edince ben 3-4 tane de yerden vurdum bunu. Sonra bunun tineri bunun üstüne bulaştı. Ben de bilmiyorum tiner. Çünkü ben su videonu görüyorum. Çocuk da bana dedi ki, abi bunlar tinerci. Dedim, tinerci mi? Bana bıçak çekiyor. Bir çaktım çakma, harbiden yandı adam. Tinerci yere düştüğünde şişedeki tinerler de üzerine boşaldı. Bunun üzerine Ferhat Gültekin cebinden çıkarttığı çakmakla, inanılır gibi değil ama, tinerciyi ateşe verdi. Ben de onu öldürmek amacı değil. Ben sadece ona bir kullandığı 7-24 böyle insanlara zarar veriyor, şey veriyor. Bir madde üzerinde gece 3'te dolaşıyor bu tiner. Bir dedim bakayım, harbiden bu tiner mi? Bir deneyim bakayım, yanıyor mu? Çaktım, ateşi yaktı abi. Alevler içinde kalan tinerci acıyla bağırmaya başladı. Onu yakan Ferhat Gültekin çevredeki diğer yolcularla birlikte bu kez alevlere müdahale etti. Sonra baktım ölecek, günahım geldi, ben tekrardan kendimi kurtardım. Onun montuyla tekrar onu söndürdüm. Vücudunda yanıklar oluşan madde bağımlısı arkadaşlarınca yerden kaldırılıp götürüldü. Karakola gidip olayı anlatan Ferhat Gültekin ise serbest bırakıldı.